İyi akşamlar değerli izleyiciler. Not defterine kısa bir ara vermiştik malum koronavirüs salgınından dolayı ama biz hayata durdurmak istese de durmuyor, devam ediyor. 3 haftalık aradan sonra bu akşam not defteriyle yeniden karşınızdayız. Konuklarımız var, değerli konuklarımız. Sağlık Emekçileri Sendikası Şişli Eş Başkanı Sayın Fadime Kavak ve Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Sayın Tuba Torun, avukat Tuba Torun konuğumuz. Bu akşam hem koronavirüs salgınını hem bu salgının topluma olan yansımalarını, özellikle sağlık çalışanları bu süreci nasıl atlatıyor, bunları konuşacağız. İşin hukuki boyutları da var tabii ki. Çünkü günlerdir toplumun talepleri var. Bu konuda karşılanmayan talepler var. Çalışanların durumu var. İşini kaybeden insanlar var ve bunların kısa çalışma ödenekleriyle ilgili bir takım düzenlemeler yapıldığı söylense de çok büyük mağduriyetler var, ücretsiz izne çıkartılanlar var, işine son verilenler var. Bunlarla ilgili durum nedir? Bunları da konuşacağız ve programın ikinci bölümünde hayli çok konuşulan infaz paketini, meclisteki infaz paketine de değineceğiz. Öncelikle konuklarımıza hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Ayrıca teşekkür edeyim. Gerçekten bu karantina günlerinde büyük bir cesaretle stüdyomuza geldiğiniz için. Şimdi dilerseniz öncelikle Fadime Hanım'dan başlayalım. Çünkü bir sağlık çalışanı olarak hem de sağlık çalışanlarının hakları ile ilgili sendikal mücadele yürüten bir sağlık çalışanı olarak koronavirüsün ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren sağlık çalışanlarının talepleri var. Yüksek sesle dile getirildi. Ama bu talepler her seferinde dendi ki hayır, bir sıkıntımız yok dendi. Sonrasında atlandımlara baktık ki önce dendi ki teçhizatla ilgili sıkıntı yok dendi. Sonra bunlar işte satışı izne bağlandı vesaire. Sahadasınız, hem kendiniz bir fiil çalışarak sahadasınız hem de sendika yöneticisi olarak sizin meslektaşlarınızla ilgili şikayetleri alıyorsunuz. Şu anda sahada durum nedir? Yani sağlık çalışanları açısından durum nedir? Şimdi evet, bakan her basın toplantısı yaptığında bu aralar sıkça da karşılaşıyoruz, halkımız da duyuyordur. Bizim kişisel koruyucu ekipman olarak tanımladığımız maske, gözlük, eldiven ve önlüklerle ilgili hiçbir sıkıntının olmadığını söylüyor. Bir telefon numarası da veriyorlar. Bize ulaşabilirsiniz diyorlar. Bir sıkıntı yaşadığınızda direkt bize ulaşın diyorlar. Ama biz alanda yaşayanlar, çalışanlar olarak bunun böyle olmadığını birebir yaşayarak görüyoruz. Birçok hastanede bizim işte o koruyucu filtreli maskeler, N95, işte FFP2 ve FFP3 maskeleri, bunlar içindeki filtreye göre değişik adlarla tanımlanıyor. O maskelerin maksimum 8 saat kullanım süresi varken, yani kullanıcı kişiyi koruma süresi varken, biz alanda görüyoruz ki özellikle acil servislerde, korona hastalarının yattığı kliniklerde 24 saatte bir tane maske olacak şekilde arkadaşlarımıza veriliyor bu maske ve bütün günü o maskeyle çalışması isteniyor. Hatta bazı telefonlar da alıyoruz. Ben sendika başkanı olduğum için Anadolu'dan da geliyor, İstanbul'un değişik yerlerinden de telefonlar geliyor. Bugün telefonla mesela mesaj geldi bizim eskiden İstanbul'da olan bir üyemizden. 24 saat kullanın bu maskeyi, sonra da 48 saat kurumaya bırakın. O zaman tekrar kullanabilir hale geliyormuş gibi absürt, asla kabul edilemeyecek bir takım açıklamalar yapılıyor çalışanlara. Biz yani bunları niye bu kadar ısrarla istiyoruz? Çünkü sağlık çalışanlarının sağlığı bizim halkın sağlığını korumamız açısından çok önemli. Evet. Geçen gün Bakan Bey'in yaptığı açıklamada 601 sağlık emekçisinin biz koronavirüse yakalandığını en azından resmi ağızlardan duymuş olduk. Ama bizim alandan topladığımız sayılar şu an 601'in üstünde olduğunu gösteriyor. İstanbul Tabip Odası'nın yaptığı bir açıklama var. Onlar topladıkları verilerle 1000'i aşkın sağlık emekçisinin şu an koronavirüs testi pozitif çıktığını söylüyor. Bir de tabii pozitif çıkmayan ama hastalık belirtisi gösteren arkadaşlarımız var. Testin çıkması 3-4 günü bulduğu için bazen yalancı negatiflik dediğimiz, evet, tomografide korona özellikleri olan ama yapılan sürüntü testinde negatif çıkan hastalar var. Bunları da topladığımızda aslında çok yüksek bir rakam. Şu an sağlık hizmeti yürütemez durumda sağlık emekçilerinden. Ve neden bu durumdalar? Çünkü özellikle salgının ilk günlerinde bu maskelere ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşadık. Bunların şu an önümüzdeki tablosu. İlk günlere göre biraz daha düzelme var mı peki? Daha iyi durumdayız ama şu anda yaşadığımız aslında şöyle bir durum. Biraz böyle fabrika merdiven altı diyebileceğimiz bir takım ürünler geliyor elimize. Yani bizim mesela cerrahi maskelerimiz, ben ameliyathane hemşiresiyim. Bizim ameliyatlara girerken kullandığımız maskeler arkadan iple bağlamalı maskelerdi. Ama biz şu an ameliyathanede bile bu maskeleri bulamıyoruz. Kulak arkasına takılan, yani halk için ezanlarda olan maskelerden bize de geliyor. Bu mesela bizim çalışma alanımıza uygun değil gibi. Ya da N95 klasmanında gelen maskeler asla uzun süre kullanım için uygun olmayan, kullanan arkadaşlarımızda 2 saat sürekli taktığında burnunda, yüzünde bir takım yaralar bile oluşturabilecek kadar sağlık çalışanlarına zarar veren ürünler. Ve bazılarında, yani biz özellikle söylüyoruz çalışanlara, bu tarz malzeme gelirse asla bunları kabul etmeyin ve kullanmayın diye. Bu malzemelerin tamamında bir takım kalite bandrollerinin olması gerekiyor. Yani bir standart altında üretilmiş olması gerekiyor. Bu standartların yazmadığı maskeler geliyor. Anladım. Acaba gerçekten koruyucu maske midir? Biz bunu bile bilmiyoruz. Çünkü üretici firmayı bilmiyoruz. Hangi şartnameyle bunlar alındı onları bilmiyoruz. Bunların tamamı sağlık çalışanları açısından sorun. Yani tekrar altını çizmek istiyorum. Yani biz kendi canımızı düşündüğümüz için aman bize bir şey olmasın deyip hani bencilce bir yaklaşım değil. Biz sağlık emekçileri hastalanırsak eğer, hasta sayısının hızla arttığı bu günlerde yarın sağlık hizmeti verebilecek personel kalmayacak. O nedenle biz sağlık emekçilerini korumak bizim en önemli işimizdir diyoruz. Bakanlık açısından da öyle. Çünkü sürekli olan bir hizmeti devam ettirebilmek açısından. Şimdi Tuğba Hanım'a dönmek istiyorum. Çünkü bugün gördük Cumhuriyet Halk Partisi özellikle sağlık çalışanlarının bu koronavirüsten kaynaklı uğrayabilecekleri hastalıkları meslek hastalığı kapsamına alınması için bir yasa teklifi hazırladı. Hatta işte farklı öneriler de var. Bu tabii ki en son isteyeceğimiz şeydir. Yani bu dönemde sağlık çalışanlarının can kaybı yaşaması kimse için istemiyoruz ama sağlık çalışanlarında da maalesef can kayıpları olmaya başladı. İşte şehit sayılsın vesaire gibi öneriler de var sağlık çalışanları bu dönemde. Şimdi az önce Fadime Hanım anlattı. Özellikle ekipman teçhizat konusunda halen daha sıkıntılar yaşandığını anlattı. Başka bir konu vardı. Onu yine az sonra Fadime Hanım'a da soracağız da bu verilen teçhizatla ilgili bir takım taahhütnameler imzalatılıyormuş. Şu anda sağlık çalışanların çalışma koşulları iş hukuku açısından bir ihlal teşkil ediyor mu sizin takip ettiğiniz kadarıyla? Ve ikincisi de bu teçhizatlarla ilgili sağlık çalışanlarına imzalatılan bu feragatname mi diyelim veyahut da ne diyelim, ibraname mi diyelim, bu belgelerin hukuki durumu nedir? Yani üzücü böyle bir belge, şu böyle yangın bir zamanda imzalatılması bile, yani internet derler ya can derdinde kasap et derdinde gibi. Şimdi normalde iş kanununa göre de, iş güvenliği kanununa göre de bir iş yeri, ki buna yani her türlü kamu kurumu, özel kurum hepsi dahil, gereken önlemleri ve tedbirleri en üst düzeyde, gerekli önlemler tırnak içinde, her türlü gerekli önlemler diye geçer, almak zorundadır. Eğer bu önlemleri almazsa ilgili kişiler, ki kamu kurumları için zaten bu ilgili kişiler devlettir, işte Sağlık Bakanlığı'dır. Eğer gereken her önlemi almazlarsa o zaman iş kazası olmuş olur ve zaten çalışan kişiler haklarını da talep edebilirler. Evet. Şimdi burada gereken önlemlerin anlatıldığı kadarıyla alınmadığını biz görüyoruz, dinliyoruz. Her gün bize mesajlar geliyor, mailler geliyor, okuyoruz, insanlar bas bas bağırıyor. Yani burada bir yetersizlik durumu söz konusu ve bu insanlara eğer virüs bulaşırsa bu tedbirsizlik yüzünden burada haklarını alabilirler ama o virüs bulaştıktan sonra, o insanlar hasta olduktan sonra ve çevresini de yani riske atmış olduktan sonra ne anlamı var? Çünkü her şeyin başı sağlık diyoruz. Biz boşuna söylemiyoruz. Evet. Bu bizim atasözümüz yani. Onun dışında imzalatılan o belgelere gelince, iş hukuku mantığıyla düşündüğümüzde normalde emek veren, emekçiler açısından bakılır ve yorumlanır bütün yasalar. Örneğin bir iş sözleşmesinde işveren işçisini işten çıkarmak istiyordur. Der ki sana tazminatını vereceğim. Bu belgeyi imzala. Eğer imzalamazsan tazminatını vermem ya da benim sorumluluğum yok diyerek genelde hep böyle belgeler imzalatılır. Bunların genelde yani yine bir yorum meselesidir aslında hukukta ama bazı hakimler farklı da yorumlayabilir ama işçiliğine yorumlanır yasa ve bir değeri de yoktur bu imzalatılan belgelerin iş hukuku mantığı bakımından. Çünkü genelde güçlü güçsüz dengesine, ezen ezilen dengesine baktığımızda zaten güçlünün o gücü kullanacağı ve karşısındakinin, emekçinin diyelim daha geniş kapsamla hakkını alabilmesi için bir baskı ve güç unsuruna sahip olduğu bilinir. Yani bu bir gerçektir. Evet. Dolayısıyla o kişi de o can havliyle o belgeleri imzalar. Ya da hani korkar, bir strese girer, bir baskı altında imzalar. Dolayısıyla orada bir irade sakatlığı gündeme gelir diyoruz. O yüzden bu imzalatılan belgelerin de hiçbir hükmü yok. Ayrıca çok üzücü. Yani bu kadar toplumun seferber olduğu, olağanüstü bir halin, yani 1918'den beri karşılaşmadığımız 2020 yılında hepimize denk gelen bu durumda bile hala bazı şeyleri hesap edip de kişilere orada gerekli önlemleri aldık belgesinin imzalatılmasının mantığını ben anlamıyorum. Yani bunu vicdanım da anlamıyor. Biz hep vicdana gelene kadar hukuk var deriz ama artık öyle bir dönemdeyiz ki bazen hukuk kanunları da yetersiz olabiliyor. Yani yasalar da yetersiz, hukuk kuralları da yetersiz olabiliyor. Bir yazı yazmıştım hatta Gazete Duvar'da. Hukuk insan eliyle yapılır. Canlı bir organizmadır ve insan eliyle değişir. An gelir öyle olaylar olur ki işte kimin aklına gelirdi bu günleri yaşayacağımız. Bazı hukuk kuralları yetersiz kalır. Boşlukla karşılaşırsınız. Bir sürü işte yaşıyoruz yani bu işçilerin yaşadığı problemlerle ilgili. Ve üzücü olan kısım o boşluklara biz hep şu anda işçiler bakımından çarpıyoruz o duvarlara. İşte ücret... İşveren kepenk indiriyor, işçi çalışamayacak ama ücretsiz izne de çıkarılamaz onayı olmadan. Mecburen çıkarılmak durumunda kaldığında, işveren de çünkü kapatmak durumunda kaldığında o dükkanı ne olacak? Koskoca bir boşluk var ortamız. İşte karşımızda, işte orada sosyal devlet aslında devreye giriyor. Şimdi bu bahsettiğimiz konuda da sosyal devletle bir ilgisi yok bu meselenin, o kağıdın imzalatılmasının. Şimdi zaten insanların cebinden para talep edilen bir şey yaşıyoruz, hani durum yaşıyoruz ve o insanların cebinden talep edilen paralarla insanların evine bugün maskeler gönderilmeye çalışılıyor. Sonra siz sağlık çalışanlarınız için bile onları sınırlıyorsunuz. Bir de üstüne üstlük kendinizi sorumluluktan korumaya çalışıyorsunuz. Bu mümkün değil. Gerekirse o bakanlar, o vekiller, o her türlü sermayedarlar ceplerinden çıkarırlar, koyarlar ortaya, öyle oluştururlar o havuzu. Mağdur olanın, kirasını ödeyemeyenin, maaşını alamayanın parasını da öderler. O maskeleri de 2 değil 12 yaparlar, 22 yaparlar yani. O yüzden bunu anlamak, yani hukuk da yetmiyor artık burada. Bu bambaşka bir şey sorunu. İnsan sorunu. Hakları sorunudur bu. Evet. Şimdi salgına gerçekten hani ilk başlarda Türkiye'de vaka kabul edildikten sonra yanlış hatırlamıyorsam 11 Mart'ta galiba ilk koronavirüs vakası kabul edildi. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada demişti ki bu salgına dünyada en hazırlıklı yakalanan ülke biziz. Çünkü 17 yıldır çok iyi ekonomiyi de ülkeyi de çok iyi yönettiğimiz için çok hazırlıklıyız, rahat olun demişti. Ama bir sonraki Bakanlar Kurulu toplantısında İBAN paylaşılıp yardım kampanyası başlatıldı. Biz de şaşırdık niye böyle olduğunu. Şimdi sağlık çalışanlarının sahadaki durumuyla ilgili az önce Fadime Hanım konuştu. Ama toplumda şöyle bir şey var. Bunu Fadime Hanım'ı yakalamışken soralım. Şimdi bir sağlık çalışanı olarak hem de bir sendikacı olarak. Biz de gazeteciler olarak sık sık şu soruyla karşılaşıyoruz. Maalesef bu çok üzücü. Yani devletin resmi kurumlarının, resmi yetkililerinin bir açıklama yaptığı zaman acaba doğru mu sorusunun soruluyor olması dahi gerçekten üzücüdür ki Türkiye'de tarihinde yaşanmamış diplomatik görüşmelerden sonra yapılan açıklamalar dahi yalanlandı. Uluslararası skandal. Şimdi toplum hep şunu sorguluyor. Vaka sayıları ve ölüm sayıları doğru mu? Bir. İkincisi, bakanlık bunları doğru açıklamıyorsa Nihayetinde meslek örgütleri var, Sağlık Emekçileri Sendikası gibi sendikalar var. Bunlar bu vakaların tespitini yapma kabiliyetine sahip değil mi? Neden gerçek rakamların olduğuna biz ikna olmuyoruz diye gazeteci olarak bize çok fazla soru geliyor. Nihayetinde biz de gazeteciler olarak buradaki haber kaynaklarımız nedir? Bakanlığın yaptığı resmi açıklamalardır. Nitekim bunlar güvenilir bulunmadığı için tekrar dönüyoruz sahadaki sağlık çalışanlarına. Rakamlarla ilgili tabii ki yani şimdi bir de öyle bir her durumda bir cadı avı başlatılıyor ki bu yönde açıklama yapan, tweet atana soruşturma açarız, evinden alırız dendiği için kimseyi de sıkıntıya düşürmek değil derdiniz ama bir sendikacı ve sağlık çalışanı olarak vaka sayıları ile ilgili dediğim gibi sizin bir tespit yapmanız teknik olarak mümkün mü? Açıklanan rakamlarla sizin kendi sahadan aldığınız bilgiler örtüşüyor mu? Peki. Ben bunu böyle formüle edeyim okay. En azından. Program sonunda gelirlerse herhalde ben onu diyecektim. Yalnız da avukatımız var. Baba eşlik eder diye düşünüyorum. Evet. Sevdik avukatımız da eğer izliyorsa o da şimdiden yola çıksın gelsin diyeyim. Yani buradan da sevgilerimi göndereyim sendik avukatımıza da. Şimdi şöyle 2002'den beri AKP iktidarı AKP iktidarda ve tek iktidar olarak gidiyor. Evet. Tek partiyle gidiyor. Ve yani ben 90'lı yıllardan beri bu işin içerisindeyim. Eskiden yani koalisyon zamanlarını da biliyorum. Şu an AKP'den sonra artık o idari kadrolar içerisinde AKP'li olmayan hiç kimseye bir koltuk yok zaten. Yani idarenin tamamı ya AKP'li ya da AKP'ye boyun eğmiş kişiler. Bunu çok açık söyleyebilirim. Bizler hastanenin bu bilgi verilme aşamalarının hiçbir yerinde yer almıyoruz. Ne biz ne tıp odası buralarda yok. Hiçbir şekilde bilgi de alamıyoruz. Ben hastanede kaç sağlık çalışanının hastalandığını bile öğrenemiyorum korona ile ilgili. Hem sendikacı olarak evet. Hem de o hastanede çalışan yani bir sağlık bunu mesela olarak. Niye öğrenmek istiyoruz diye özellikle birkaç kere de ben gittim ziyaretlerine. Çünkü mesela diyelim ki ben o hastanede koronaya yakalandığımda bunun evet diğer sağlık çalışanları açısından bilinmesi lazım. Hangi hatayı yapmış olabilirim ben? Tabii. Nereden kaynaklanan bir sıkıntı vardı o nedenle ben yakalandım. Yani bunlar diğer arkadaşlarımızın, diğer sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanmaması açısından hastane içerisinde anlatılmalı. Ve belki de yapılacak düzenli toplantılarla örnek gösterilmeli. Bu birini teşhir etmek ya da oradaki şeyi değildir ama sistemin bir takım çünkü sıkıntıları oluyor. Hepimiz yeni karşılaştık evet. Bu salgınla. Bunları ortaya çıkarmak açısından. Bakanlık her gün düzenli olarak bir açıklama yapıyor ve bunu şeffaflık adı altında yapıyor. Ve 3-4 günde de 70 bandında seyrediyor evet. Hayatını kaybeden insan sayısı. Ama bu açıkladığı rakamlar, birincisi şunun altını çizmemiz gerekir ki korona testi pozitif gelmiş ölen hasta sayısı. Mesela diyelim ki ben bugün öldüm, benim testimin sonucu henüz gelmediyse ben bu rakamın içine giremiyorum. Böyle bir gerçeklik var. Bunun bilinmesi gerekiyor. Bizim yani işte ısrarlarımızla il açıklamalarına daha geçen hafta başlandı. Onun öncesinde infial olacak diye illeri açıklamak istemediler. Evet. İlçeleri açıklamak istemediler ki aslında bunlar çok önemli. Mesela İstanbul'un çok sıkıntılı bir il olduğunu biz biliyoruz. Niye? Çünkü Türkiye'nin en kalabalık illerinden bir tanesi. Hala bütün her yer çalışıyor. İnsanlar işe gidiyorlar, işçiler işe gidiyorlar. Mecburen toplu ulaşım kullanarak işe gidiyorlar. Bunların önüne geçilmediği sürece bu hastalık ve bulaş sayıları artacaktır. Bakanın yaptığı kendi açıklamadan bir kişi 16 kişiye bu hastalığı bulaştırabiliyorsa evet. En basit matematiksel işlemden bir otobüse bindiğinde 20 kişiye, oradan inip başka bir metrobüse bindiğinde bir 20 kişiye daha gibi rakamları konuşursak. Bunu çarpı 16 dediğimiz zaman geometrik diziler şeklinde artarak giden bir şey. Evet, çok hayal edemediğimiz rakamlar evet. Ortaya çıkıyor. Ve biz sizin de söylediğiniz gibi ne yazık ki biz resmi makamların açıkladığı rakamlara inanamıyoruz da. Yani güven duygumuz da çok zedelendi. Çünkü çok şeffaf ve açık değiller. Bizim de hastanelerde kaç kişinin koronadan ya da korona şüphesiyle vefat ettiğini bilme ihtimalimiz yok. Ama yani bilim adamlarının söylediği, bilim insanlarının söylediği şey çok açık. Bu süreçte korona şüphesiyle hastanelere yatmış ve vefat etmiş insanların sayısını açıklamaları gerekiyor. Yani evet, onlar tam olarak bizim şu an koronadan vefat etmiş insan diyebileceğimiz sayıdır. Sadece testi pozitif çıkanlar değil. Sadece pozitif çıkanları açıklıyorlar ama aslında evet, şüpheyle yatmış ki kan testi ya da o sürüntü testi gelmeden önce tomografi sonucuna göre koronası pozitif olan hastalar var. Anladım. Belirtileri gösterdiği Dünya Sağlık Örgütü'nün şerh koyduğu da buydu galiba. Evet. Burada ben hep merak ettiğim bir soruydu bu aslında. Şimdi hep diyorlardı test sonucu gelmeden vefat etmişse almıyoruz diye. İyi de test sonucu zaten kişi vefat ettikten sonra da gelemiyor mu? Gelir ve o şekilde işlenir. Onlar ama işte güncelleme yapmıyorlar ne yazık ya. O güncelleme yapılsa yani bunun... herhalde vatandaşları korkutmak mı istemiyor bakanlık, yoksa bizim hastanelerde gördüğümüz tablo çok da iç açıcı değil açıkçası. Ama şöyle bir gerçeklik var, yani bunun açık bir şekilde sunmadıkları sürece ne kadar sokağa çıkmayın deseler de işte o yüzden yani haberlerde görüyoruz, televizyonda izlerken evet, hepimiz artık evdeyiz. Market, pazarlarda insanlar kalabalık, hala çocuklarıyla dışarıya çıkanlar var gibi durumlar var. Yani şimdi onları ikinci bölümde konuşalım. Kısa bir reklam arası vermemiz gerekiyormuş. Reklam arasından sonra insanlar neden hala evlerine çekilemiyor? Bunun boyutlarını da hem siyasi hem ekonomik hem hukuki boyutlarını da beraber konuşalım. Kısa bir reklam arasından sonra karşınızda olacağız. Tekrar merhabalar değerli Cem TV izleyicileri. Şimdi koronavirüsü konuşuyorduk, salgını konuşuyorduk birinci bölümde. Birazcık sağlık çalışanlarının özellikle sahada karşılaştıkları sorunları konuştuk. Şimdi bir de toplum olarak aslında bu salgının ilk günlerinden itibaren toplumda yükselen bir talep var. Çeşitli kesimlerden talep var. Bilim çevreleri söylüyor. Bir sokağa çıkma yasağı talebi var. İlk başta hükümet buna çok yanaşmadı ama kısmi olarak adım adım işte... önce 65 yaş üstündendi. Dün Sayın Bakan bu risk grubunu 60 yaşı çektik dedi. Belki bu sokağa çıkma yasağı da 65'ten 60'a da çekilebilir, bilmiyoruz. Sonra 20 yaş altı dendi vesaire. Ama toplumun büyük bir kesimi halen daha, çünkü Türkiye genç de bir nüfus yaş ortalamasıyla, sokakta günlük yaşamına devam etmek zorunda. Üretim devam ediyor, işler devam ediyor. Şimdi burada da haliyle hukukçumuza dönelim. Size çok fazla hem siyasi kimliğinizden dolayı hem de hukukçu olmanızdan dolayı böyle talepler geliyordur. İş hukuku açısından ortada belirsiz bir şey var. Yani devlet tedbirleri aldık diyor ama görüyoruz ki işini kaybeden, temelli veya süreli olarak işini kaybeden, gelir kaybına uğrayan birçok insan var. Bu sokağa çıkma yasağının ilan edilmemesiyle bu güvencesiz hale, çalışanların güvencesiz hale gelmesi arasında bir ilişki var mı? Yoksa biz mi bunu yanlış okuyoruz? İkincisi, bu dönemde gelir kaybı, iş kaybına uğrayan vatandaşların açıklanan paketlerde hukuken dertlerine derman olacak bir şey var mıydı? Evet, evet. Yani şimdi o kadar aslında geniş ve çok fazla açısı var. Genel olarak özetlemeye çalışayım. Öncelikle sokağa çıkma yasağı. Şimdi normalde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı evet öngörüldü ama İşin hukukuna baktığımızda tabii burada yine çok karmaşık yasalar silsilesi var. Onları şimdi saymanın bir anlamı yok ama özetle şunu söyleyeyim. Normalde yasal değil. Yani sokağa çıkma yasağı şu anda yasal değil. Onu böyle bir umumi hıfzı-sıha kanununa falan çok böyle eski karman çorman oraya buraya dayandırarak yaptılar ama bir olağanüstü hal, anayasanın 119. ve 120. maddelerinde olağanüstü hal ilan edilebilecek sebepler sıralanır. Salgın hastalık da bu sebepler arasındadır. Bir olağanüstü hal ilan edersiniz, o kapsamlı bir hani sokağa çıkma yasağı yönünde bir karar verirsiniz. O ayrı. Ha, bizim tabii ki travmalarımız var hep olağanüstü halle ilgili Türkiye'de ne yazık ki. Korkuyoruz ya, yani o hal deyince acaba bu yalnızca sokağa çıkma yasağından mı ibaret olur diye ister istemez tabii hepimizin aklına geliyor. Ama tabii onun da bir OHAL sebebiyle sınırlı olması gibi bir evet, çerçevesi olacak. Vardı, o zaman olması gerekir. Onun dışına çıkmamaları gerekir. Şimdi tabii biz bunu sık sık konuşuyoruz. Yani bu dışarı çıkmaların tam olarak kısıtlanması gerekliliği, bununla başa çıkılamayacağı, nitekim çıkılamıyor da. Şimdi siz karantina kurallarını deldiğiniz zaman TCK'nın 195. maddesine göre normalde cezalandırılabiliyorsunuz. Nedir ama o? Kabahatler kanunu mu? Yok, hayır, Türk Ceza Kanunu. Türk Ceza Kanunu 195. maddede diyor ki hani bir bulaşıcı hastalıklar açıkça yazıyor sebebiyle bir karantina söz konusuysa bu karantina hükümlerine kurallarına uymuyorsanız cezalandırılırsınız orada. Nedir cezası? Tavan ve taban cezasını bilmiyorum ama çok yüksek değil. Sanırım 1-3 yıl arası bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hapis cezası yani. Hapis cezası. Dolayısıyla şimdi böyle bir yasa var ama karantina kuralları kim için karantina? Yurt dışından geldiysek peki işte belli başlı sıralıyorlar ama bunların denetimi de o kadar esnek ki şu anda. Şimdi ben yurt dışından gelsem ki geldim hani tam burada daha vaka çıkmamıştı. Kendi kendimizi karantinaya alıyoruz ama bizi aile hekimliğinden ki aradılar beni de o da 8. 9. günde aramaya başladılar ben döndükten sonra. Evdeyim diyorsun ama evde olmaya da bilirsin. Yani bunun denetimi kontrolü de yok böyle zaten. Tabii yani böyle bu işte bu yaptırımı olmayan bir şey söz konusu olduğunda esneklik olacak. Şimdi o yüzden OHAL evet ilanı kapsamında sokağa çıkma yasağı bir karar olarak verilebilir ama bunun da denetimi çok önemli. OHAL ilanıyla beraber bizim endişelerimizin giderilmesi gerekiyor. Diğer yandan tamam hani ekonomiyle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. OHAL'le beraber bu da gündeme gelecek. İş hukukuna şimdiki haliyle bile geldiğimizde salgın hastalık mücbir sebep midir değil midir? İşine gidebilenler, gidemeyenler, mağdur olanlar o kadar işçi ve işveren açısından da baktığınızda çok sıkıntılı. Şimdi küçük esnaflara baktığınızda, hani küçük işletmelere baktığınızda çoğu döndüremiyor ve bir süre geçici kapatmak durumunda kalıyor. Yanlarında çalışan insanları izne çıkarıyorlar. Kanuna baktığınızda zorunlu, ücretsiz izne çıkarmak diye bir şey yoktur. Yani bir işveren işçiye ya da işçi işverene ücretsiz izne çıkma talebini dile getirir. Karşı taraf yazılı şekilde bunu onaylamak durumundadır. Eğer onaylamazsa çıkaramaz kimse kimseyi ücretsiz izne. Eğer çıkarırsa, arkadaşım ben dükkanı kapatıyorum, seni de çıkarıyorum ücretsiz izne derse işçi orada haklı şekilde iş akdini fesheder, sonra gider haklarını mahkemeden alır. Ama bugün mesele bu değil ki, işlerini kaybetmek istemiyor insanlar. Evet. İşlerini kaybetmemek için mecburen boyun eğmek durumunda kalıyorlar birçok şeyi. Şimdi burada biz diyoruz ki örneğin kısa çalışma ödeneği diye bir olanak var yasada. Kısa çalışma ödeneği nedir? Normalde işsizlik fonundan ödenen bir paradır. İşsizlik fonunda şu anda 131 milyar küsür para var bildiğimiz kadarıyla. Kağıt üzerinde var evet, para. Ama hani bunun gerçeği nerede? Orada bir spekülasyon var. Bir kısım diyor işte tahvil oldu gitti falan filan, onları bilemiyoruz. Ama nereye gittiyse de geri gelmesi lazım bence. Yani hakikaten kardeşim ortaya. Yani. Şimdi ve diyoruz ki kısa çalışma ödeneğinden normalde işte işveren işkur başvuruda bulunur. Salgın hastalık yine zorlayıcı bir sebeptir. İşkur bunu görüşmez bile salgın hastalık olduğu için. Zorlayıcı sebebin olduğu tepeden kabul edilir ve kısa çalışma ödeneği talebini işverenin okeyler, tamam der. Ve oradan işçilere para verilir. Bir miktar ücret, yani aylık ücretinin belirli miktar karşılığında ve bundan işsizlik sigortasından faydalanabilen kişiler faydalanır. İşte 120 gün işte sigorta 600 gün falan gibi şartları var. Şimdi biz diyoruz ki devlet bu kısa çalışma ödeneği şartlarını genişletsin, açsın ya da bunu bu arada Cumhuriyet Halk Partisi olarak da önerilerimizde yazdık. Ya da kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar dışındaki işçilere ayrıca ücret ödensin. Ya da aile yardımı sigortası diye bir şey var. Biz normalde bildirgemizde daha evvel aile sigortası diye bunu zaten sürekli zikrediyorduk ama şu an birazcık daha onu hani daha da halkça bir kavram haline getirerek aile yardımları sigortası dedik. Bu çok önemli. Aylık 2000 lira ailelere, yoksul ailelere verilsin diyoruz mesela. Bu en azından insanların zorunlu ihtiyaçlarını karşı, yani en azından aç kalmamalarını sağlar ve hızlı anlamda bir çözümdür yani. Ya da ne bileyim işte esnafların kira giderleri, bunları sosyal devlet olarak karşılayın gibi birçok böyle önerimli 13 maddelik birçok derken aslında çok da değil yani 13 maddelik bir öneri ama yapılabilecek çok şey var, onu ifade etmeye çalışıyoruz. Peki, hemen şunu sorayım. Şimdi sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu andaki sokağa çıkma yasağı aslında hukuki değil dediniz. Peki OHAL ilan edildi ve bir sokağa çıkma yasağı. Sokağa çıkma yasağında bir yaş tahdidi koyulabilir mi yasal olarak? Hayır, hukuken koyulamaz normalde. Yani şu yaştakiler çıkabilir mi, bu yaştakiler? Kadınlar çıkar, erkekler çıkamaz. Esmerler çıkar, sarışınlar çıkamaz. Yasada buna dair hiçbir şey yani yok. Soyut ve genel olması ilkesine tamamen aykırı zaten. Kesinlikle aykırı, eşitlik ilkesine de aykırı. Evet. Baktığınızda 65 yaş üstü çok aktif olan, hani son derece sağlıklı ve dikkatli, biz yani tutup işte yaşlı deyip de o insanları böyle bir kenara itemezsiniz. Yani bu ayrımcılık demek. Hakikaten insan haklarına da aykırı bir tutum. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi 66 yaşında. Ayrıca değil mi? Yani. Dolayısıyla tamamen aykırı, böyle bir yaş tahdidi yok. Yasada kesinlikle böyle bir yaş sınırlaması yok. Neye göre karar verdiler onu da bilmiyoruz. Ama kabataslak bir şeye karar vermek zorunda hissedip kendilerini yaptılar demek ki. Ama hayat böyle değil. Yani hayat şu anda bakıyorsunuz, bugün 18 yaşında insan ailesine işporta açarak bakmak durumunda. Geçen gün gördük işte bir genç arkadaş. Hem diyor ki kitabını gösteriyor, hem okuyorum diyor, hem bunu diyor tablası var yani açıyor. Aynen öyle, açıyorum diyor. Saat 5'te biz hale gidiyoruz, ben bunu açmazsam eve o makarnayı bile alamam diyor. Evet. Şimdi o insana siz sokağa çıkma yasağı getiriyorsunuz, ne olacak? Ya bunu ve orada mesela bir tır şoförü arkadaşımız da vardı. O da dedi ki yani tamam böyle bir sistem getiriyorsunuz ama öyle de öleceğiz, böyle de öleceğiz yani hani. Düzeyini getirmeden önce bir yaptıklarınızı sorgulayın. Ne yaptınız siz diyor. Gözaltına aldılar adam. Evet. Yani bir şey sorgulayamıyorsunuz. Sorguladığınız zaman karşı çıkmış oluyorsunuz. Terörist oluyorsunuz. İşte size af bile gelmiyor falan. Ondan sonra ağır cinsel istismarcıyla aynı muameleyi görüyorsunuz. Tuba Hanım bayağı dolmuş. Evet. Tuba Hanım özellikle infaz paketinden gerilmiş anladığım kadarıyla. Biz oraya doğru gitmeden hemen Fadime Hanım'a dönelim. Çünkü infaz paketine girersek Tuba Hanım anlaşılan bayağı sert konuşacak. Fadime Hanım, özellikle sokağa çıkma yasağı, sağlıkçılar olarak sizin böyle bir talebiniz var mı? Genel bir sokağa çıkma yasağı. İkincisi, başından bugüne kadar gelinen süreçte bu salgının toplumda size gelen hastalarda, hastanelere gelen vatandaşlarda salgını ciddiye alma konusunda bir artış var mı? Veyahut da yönetenlerin, toplumu yönetenlerin salgın konusundaki refleksleri ve tepkileri topluma ne şekilde yansıyor? Bunu gözlemleme şansını birebir hastayla, vatandaşla muhatap olduğunuz için gözlemleme şansınız var. Nedir bu sokağa çıkma yasağı konusunda toplumun ve sizin talebiniz? Önce sokağa çıkma yasağından başlayayım o zaman. Sokağa çıkma yasağının yani bilim kurulu tarafından da ve diğer halk sağlığı uzmanlarından, akademisyenlerden gelen açıklamalar, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi gerekiyor. İşçilere ücretli izin verilmesi gerekiyor. Bunun hukuki boyutlarını Tuba Hanım açıkladı. Ve herkes evinde olmalı, zorunlu işler dışında. Evet, emniyet kuvvetleri dışarıda olabilir. Biz sağlıkçılar mecburen iş yerlerimizde olacağız. Onun dışında belki fırınlar gibi yani şu an hizmet yürütmesi gereken yerler bunlardır. Ama bizim mesela şu an acil çamaşır makinesine ihtiyacımız yok. Zaten üretilmiş olanlar hepimize yeter bir süre boyunca. Sizin de biraz önce konuşmanızda tanımladığınız gibi kısa bir süre aslında. Bu çok uzun bir süre değil. Yani ve ekonomik açıdan da aslında sokağa çıkma yasağı ilan edilirse bence hızlı bir şekilde salgın kontrol altına alınabilirse daha iyi olacak bizim açımızdan, ülke ekonomisi açısından da. Çünkü şu an bilinmeyen bir tablo var. Yeterince test yapılamıyor, hastalar yakalanamıyor ve özellikle de orta yaş grubunda yani o 20 ile 60 yaş dediğimiz o ara gruptaki insanlar açısından mesela diyelim ki hiçbir ek hastalığı olmayan kişiler koronavirüse yakalandığında bir semptom yani bir belirti göstermeden hastalığı taşıyıcı olabiliyorlar. Evet. Ve bu daha tehlikeli aslında. Biz o yüzden sokağa çıkma yasağı ilan edilsin diyoruz. Herkes evinde kalsın. Ve o iyileşme süreci ve hasta insanların belirlenme ve tedavi süreci hızlıca başlasın istiyoruz. Bunun tabii ekonomik boyutu, hukuksal boyutu mutlaka vardır ama bunu ekonomistlerle çözecekler. Zaten biz tüm dünyanın kıskandığı büyük bir ülkeyiz. Bunları çözebileceğimizi düşünüyorum ben. Yani ben iktidarımıza güvenmek istiyorum bu konuda. Ama bir an önce yapılması gerekiyor. Evet. Toplumdaki algı ne peki bu salgının ciddiyeti konusunda toplumda gerçekten bir şey var mı? Böyle yapılmadığı için Tabii toplumda yani bir de en başında yapılan söylemler çok etkiledi. Bize bir şey olmaz. Türk geni güçlüdür. Bu hastalık bizi etkilemeyecek dendi. Yani Aralık ayında işte önce Çin'de başlamıştı. Sonra tüm dünya, Avrupa, Amerika her yerde hastalık belirtileri gözükürken Türkiye'de açıklanmadı hiçbir şey. 11 Mart'ta ilk vaka açıklandı. Bu raddeye kadar zaten yayılan olmuştu. Yeterince tedbirler alınmadı. Bu sadece en güçlü gidiş olduğu için Umre'den bahsedeceğim. Yani tabii ki insan inançları doğrultusunda giderler. Gitmeleri de gerekir ama böyle bir salgın döneminde oradaki insanlara, yani dini ibadetini yapacak insanlar da zarara uğradıkları için aslında ülke bu gidişi engellemeliydi. Evet. Bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Mesela toplu olarak bir araya gelinmeyin dendi. Birkaç hafta sonra cuma namazları yasaklandı. Evet. Yani daha sonra ibadet edebilmek için aslında bu yasaklar daha önce eğer konulmuş olsaydı şu an daha farklı bir durumdaydık. Yani bu kadar hasta sayımız olmazdı belki. Ülke bu hale gelmezdi. Bunların önlenmesi gerekiyor ve bu din düşmanlığı ya da başka bir şekilde tanımlanamayacak bir boyut. Çünkü salgın hastalıktan bahsediyoruz ve tüm dünyayı sarmış, çok hızlı yayılan bir salgın hastalıktan bahsediyoruz. Çok ciddi ölümler var. Bunların görülmesi gerekiyor. İktidarın bu söylemleri tabii ki sokağı da etkiliyor. O yüzden de insanlar hala dışarıya çıkıyorlar. Evet. Hala sokaklarda gezmeye çalışıyorlar. Polis kontrol noktalarında işte her akşam haberlerde izliyoruz. Hala kaçak yollardan şehir dışına çıkmaya çalışanlar, bir şeyler yapmaya çalışanlar. Ama şunu da görmesi lazım aslında vatandaşın. Mesela Cumhurbaşkanı telekonferansla toplantılarını gerçekleştiriyor. Bakanlar Kurulu toplantıları. Evet. Sağlık Bakanı, İl Sağlık Müdürleriyle yaptığı toplantıları telekonferansla yapıyor yine. Bunlar aslında hepimize birer ışık yakmalı. Yani demek ki onlar bir araya gelmiyorlarsa bizim de bir araya gelmememiz gerekiyor. O sosyal izolasyonumuzu sağlamamız gerekiyor. Evimizde kalmamız gerekiyor ve bu gerçekten çok önemli bir nokta. Evet. Buna kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Peki son şeyi de sormak istiyorum. Şimdi haliyle hastanelerde çok büyük bir yoğunluk oluştu. Ağırlıklı olarak da bu pandemiyle ilgili rahatsızlıklardan. Normal sağlık hizmetlerinin verilmesinde bir sorun yaşanıyor mu bu dönemde? Yani şöyle... Yani rutin sağlık hizmetleriyle ilgili bir aksama, bir yoğunluk muhakkak. Ama verilemez hale gelen herhangi birimler var mı? Rutin sağlık hizmetleri verilmiyor zaten şu an. Verilmemesi de gerekiyor. Çünkü yani diyelim ki ben işte Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde normal göz muayenesi için şu an gittiğimde yani bir gözlük muayenesi için orada koronavirüse yakalanma ihtimalim çok yüksek olduğu için bu tarz muayeneler zaten iptal edildi. Tamam, göz çok elzem değil tabii ki. Ben de acil şimdi olan... izleyiciler belki fark etmişler, benim gözlüklerim yok. Çünkü bu süreçte gözüm camı kırıldı ve muayeneye gidemediğim için gözlük alamıyorum. Böyle bir durumum var ama... Daha kritik ama acil hizmetler yürütülüyor. Yani acil hizmetlerle ilgili ayırdığını nasıl yapıyorlar? Acil mi değil mi? Ertelenebilir tüm hastalıklar açısından. Yani mesela işte özellikle kadın doğum açısından mesela tüp bebek tedavisi gören bir takım hastalar hekimlerini arıyorlarmış. Ama şu an mesela tüp bebek gibi bir takım durumlar ertelenebilir. Yani 2 ay, 3 ay sonra da yapılabilir. Ertelenebilir tüm hastalıkların şu an ertelenmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Evet. Ki zaten bakanlık da mesela bu konuda biraz geç adım attı. Ama onlar da normal randevu sistemlerini kapattılar. Acil olmayan hiçbir ameliyat yapılmasın dediler. Evet. Ama biraz geç söylediler bunu. Hı-hı. Aslında salgın ilk Türkiye'ye geldiğinde biz bu poliklinik hizmetlerin de kapatılmasını istemiştik. Ameliyatların da iptal edilmesini istemiştik. Birkaç gün yapmaya devam ettiler. Yani hastaneler eskisi gibi çalışmaya devam etti. O da bir yayılım sürecini hızlandırmıştır. Çünkü İstanbul'da yani işte kendi çalıştığım hastaneden örnek vereyim. Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin polikliniğine Tuzla'dan da gelen hasta oluyordu. Esenyurt'tan da gelen hasta oluyordu. Yani İstanbul'un her bölgesinden hasta geliyordu hastanemize. Şimdi böyle bir salgın döneminde böyle bir çevrenin bir arada orada buluşması ki kimin hastalık taşıyıcısı olduğunu bilmeden Böyle bir sürecin olması tabii ki hastalığı artırıcı bir etkendir. O yüzden bunların yapılmaması gerekiyor ama acil hizmetler devam ediyor. O konuyla ilgili bir sıkıntı yok. Peki şu anda İstanbul'da 2 tane Sahra Hastanesi yapılacağı söyleniyor. Şimdi yetkililer şunu sürekli söylediler. Dediler ki bizde ne yoğun bakım, ne yatak, ne de ekipmanla ilgili solunum cihazı dahil olmak üzere bir sıkıntı yok dediler. Peki sağlık çalışanı açısından şimdi İstanbul'da 2 yeni yeni atamalar açıkladı Sayın Bakan anladığım kadarıyla sağlık çalışanları ile ilgili. Şimdi daha önce Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklaması vardı. Yatak sayısı açısından dünyanın en iyi ülkesi demişti. Sonra OECD verilerine baktığımızda aslında 42 ülke arasında Türkiye'nin 31. sırada olduğu ortaya çıkmıştı. Yani dünyanın en iyisi derken böyle bir tabloyla karşılaşmıştık. Yeterli sağlık çalışanı her aşamada yani hasta bakıcısından hemşiresine, cerrahından doktoruna kadar, uzmanına, pratisyenine kadar. Şimdi İstanbul'da 2 büyük Sahra Hastanesi bilmem kaç bin yatak kapasiteli. Eldeki kadro bu hizmeti verecek kadar sayıda sağlık çalışanı var mı şu anda? Henüz yok. Açıkça söyleyeyim. Zaten 45 güne kadar planlanıyor 2 hastanenin açılması. Yani biz ilk konuşulduğunda havalimanını yani kapalı binalarını hastaneye çevireceklerini düşünmüştük. Evet. Ama öyle değilmiş. Yeni bir bina yapılacakmış. Hemen Atatürk Havalimanı'nın yan tarafında. Evet. Onun da zaten yapılması ve hizmete açılması 45 gün çok geç de bir süre. Yani o kadar 1,5 ay. Bir evet, sürede hasta sayısı çok normal bir dönemde tabii ki 45 günde hastane yapılması rekordur belki ama şimdi yani böyle, evet, böyle bir dönemde 45 gün yani sonra. Yani şu an mesela gerçekten çok ciddi bir salgın yani tekrar altını çizmek istiyorum. Yapılacak en hızlı şey prefabrik binalarla yani hemen bugün yapıp. Çin'deki gibi 9 günde yaptılar. Evet hemen hızlıca hizmete sokmaktır. Tabii sağlık çalışanı açığı da çok ciddi boyutta. Çok büyük bir şehir İstanbul özellikle İstanbul zaten geçtiğimiz pazartesi günü bir genelge çıkardılar. Akşam 22-24'te Sağlık Bakanlığı İstanbul'la ilgili bir genelge çıkardı. Evet. İstanbul'a tayinler açıldı. Şu an Anadolu'nun herhangi bir yerinden gelmek isteyen sağlık çalışanları artık çok daha kolay İstanbul'a gelebilecekler. Bu koşullarda kim gelir tabii onu da bilemiyorum. Çünkü İstanbul zor bir kent. Çalışanlar açısından da zor bir kent. Yeni atamalar yapıldı. Onlar da bir an önce başlatılacaklar. Hemen eskiden güvenlik soruşturmaları ve benzeri bir takım... o konularda bir esneme oldu mu? Evet şu an çok hızlı bir şekilde başlatacaklar bu arkadaşları. Ama tabii mesela şu an okulu yeni bitirmiş bir çalışanın bir hastaneye işe başlaması demek hemen adapte olması anlamına gelmiyor. Tabii. Evet okullardan eğitim alarak geliyoruz ama bir hizmet içi eğitim denen o çalıştığımız hastaneleri tanıma, işi anlama için bir süre lazım ki böyle salgın dönemlerinde biraz daha vahşi bir çalışma ortamı oluşuyor ne yazık ki. Belki yapılabilecek en hızlı şeylerden bir tanesi biliyorsunuz 2016'daki FETÖ darbesi sonrası ihraç edilen sağlık emekçileri var. Evet. Onların mesela hala komisyon tarafından incelenmemiş ki birçoğunun yani hiçbir... Ki incelenip, aklanıp, iade edilmeyen yüzlerce binlerce evet, kamu evet. çalışanı. Yani oradaki sağlık emekçilerinin dosyaları bir an önce öne çekilmeli. Öğrenciler ve onlar işe başlatılmalı. Evet. Şimdi o zaman Tuba Hanım'a dönmüş. Şimdi bu çok tartışıldı. Hatta bir doktor örneği üzerinden çok tartışıldı. Evet, dendi ki evet. Türkiye'de aşı konusunda çalışan biri. Sonra dediler ki bu FETÖ'cü ama dosyasına bakıldığı zaman dosyada beraat etmiş, komisyondan yargılandığı davadan beraat etmiş vesaire. Böyle de çok sayıda vaka var. Sadece bu FETÖ soruşturmalarıyla ilgili değil. İşte Barış Akademisyenleri davasında gördük. Evet, birçok evet, şeyde. Evet. O özellikle OHAL'den de az önce Tuba Hanım değinmişti aslında OHAL'in de kendi hukuku vardır yani evet, OHAL demek evet. haydi OHAL yaptık evet. kış lastiğinden don lastiğine kadar affedersiniz genelge çıkartalım değildir. Hangi konuda OHAL ise o konuda genelge evet. Yetkisi veren bir şey. Şimdi sağlık çalışanları açısından ve KHK'lılar açısından bu dönemde iade edilmelerin önünde herhangi bir hukuki engel var mı? Yok yani yok hiçbir engel yok. Yani komisyonda aklanmış ve yargılanmışsa yargılamadan aklanmış, evet, beraat evet, etmiş. Evet, evet. Yargılamadan idarenin beraat eden bir kamu görevlisini işe iade etmemek gibi bir keyfiyeti yasal olarak var mı? Hayır kesinlikle. Yani şimdi normalde sizin ihraç edilme sebebiniz eğer bir cezai yargılamaysa evet. ve o yargılama tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmışsa ki beraat oluruz. O anlama gelir. O zaman haklarınızı tekrar alırsınız. Evet. Yani o hakların size iadesi gerekir. İtibarınız da aslında beraatle birlikte iade edilmiş demektir. Dolayısıyla haklarınızın size iadesi gerekir ve bunun derhal yapılması gerekir. Hatta boş yere yargılandığınız için o süreçteki bütün kayıplarınızı da tazminat olarak tekrar ödenmesi gerekir. Şimdi bunların hiçbirinin olmadığını biz görüyoruz. Yani sadece, hele ki şu an sağlık çalışanları acilen, en son bir 92.000 alım yaptık gibi bir şey olmuştu galiba, değil mi? İlk zamanlarında, koronavirüsün ilk günlerinde, yanlış mı hatırlıyorum? 92.000 değildi galiba da 42.000 toplam kadro açacağız Sağlık Bakanlığı'nda dediler. Yanlış rakamı tamamen yanlış hatırlıyorum. Evet, ondan öyle bir şey. Şu an başlatılıyorlar artık. İşe başlıyorlar ama onların hepsi yeni mezun olduğu için iş tecrübeleri çok arttığı için tabii ki sıkıntılı. O yüzden yani ve yani ben en azından bildiğim birçok akademisyen var. İşte Türk Tabipleri Birliği üyesi ve orada bir takım görevler yürütmüş akademisyenler KYK ile ihraç edilmiş. Yani bu arkadaşlarımızın FETÖ'nün F'siyle bile uzaktan yakından hiçbir işleri yok. Bizim sendikamız üyesi bir takım sağlık emekçileri var. Onlar için yine aynı şekilde ve hiçbir suç bulamadılar zaten. Dosyaları da çok temiz. Ve bu arkadaşlarımız tecrübeli sağlık çalışanıdır. O yüzden bu arkadaşlarımızın derhal dosyaları öne çekilmelidir ve işe başlatılmalıdır diyoruz. Yani bu salgın döneminde en azından arkadaşlarımızın hakları iade edilsin ve bu salgın dönemini, evet biz bize yeteriz Türkiye'm derken, bu şekilde de yani bizim sağlıkçılarımızla birlikte yetebiliriz diyorum. Şimdi hemen konu oraya gelmişken dün bir mecliste gerçekten anlamakta zorlandığımız bir örnek yaşandı. Daha önce de çok yaşanmıştı ama konu hele böyle bir dönemde, hele sağlık çalışanlarının böyle el üstünde tutulması gereken bir dönemde sağlıkçılara yönelik şiddetle ilgili bir yasa tasarısı verdi Muhalefet Partisi ve Cumhur İttifakı partileri oy birliğiyle reddettiler. Tuba'nın bir tweet'i atmıştı. Yani, o kadar basit, o kadar yani, öyle. Evet. Neden diye sormuştunuz değil mi? Evet, yani duydum ve dedim ki hani bunu bir AKP'li ya da MHP'li vekil lütfen açıklayabilir mi? Neden bu yasayı reddettiniz? Evet. Vallahi bir şey yapmayacağız. Biri açıklasın dedi. Siz sağlık çalışan olarak gerçekten ne hissettiniz? Şimdi Tuba Hanım'a soracağım. Yani nihayetinde bir partili kimliğiniz de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Disiplin Kurulu üyesiniz, hukukçusunuz. Siz bir sağlık çalışanısınız. Yani mesaiden çıkmışsınız, yoğun bakımda veya cerrahi bölümünde veyahut da ameliyathanede böyle bir belki 24 saatlik mesaiden, belki 18 saatlik mesaiden çıkmışsınız ve cep telefonunuzu açıyorsunuz. Sağlıkta şiddet yasası tasarısı reddedildiği görünce siz ne hissettiniz ve şu anda özellikle bu stresli de bir dönem, hem sağlık çalışanları için hem vatandaşlar için şiddet vakalarında bir artış, siz sendika üyeleriniz vasıtasıyla size gelen bu yönde bir şey var mı? Ve bu yasa tasarısının reddedilmesi hakkında bir sendikacı olarak, bir sağlık çalışanı olarak siz ne düşündünüz? Evet, o zaman ben şöyle başlayayım. Şimdi bizim 15 Mart'ta Ankara'da bir beyaz mitingimiz vardı. Belki hatırlarsınız. Biz bunun çalışmalarını yaparken Türkiye'de ilk koronavirüs vakası gözüktü. Ve vaka gözükünce hemen biz hızlıca da toparlandık. Ne yapalım diye. Bu ortamda biz enerjimizi hemen hastanelere, çalıştığımız alanlara aktaralım dedik. Çünkü bizim için evet bu şiddet yasasının çıkması, yasalaşması çok önemliydi sağlık çalışanları açısından. Ama yani bu süreçte oraya gidelim dedik. Hastanelere döndük, mitingimizi erteledik. Evet. Bu salgından sonra tekrar değerlendireceğiz. İleri bir tarihe erteledik, yani bir tarih veremediğimiz. Biliyorsunuz ki sağlıkta şiddet yani çok can yakıcı boyutta. Birçok sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Her gün çalıştığımız hastanelerden şiddet haberleri alıyoruz ki kayda geçen yaralanmalı şiddet sayıları yani 30-35 kadar günlük bir rakam ki bunlar ciddi olanlar. Onun dışında fiziksel ve sözel saldırılar oluyor, küçük basit saldırılar. Onlar artık biraz daha kanıksamış hale de geldik. Ya ama biz bunların böyle devam etmesini istemiyoruz tabii ki. İlk 3 gün alkışlama eylemleri vardı akşam 9'da. O günlerde mesela biz çok haklı uyarılara rağmen sağlık şiddeti haberi aldık hastanelerden. Yani korona servisine girmek isteyen ziyaretçiye güvenlik görevlisi açıklıyor. Ya buraya girmeniz sizin sağlığınız açısından tehlikelidir dediği için bıçaklanan güvenlik görevlisini gördük. Yani dün de mesela Bakırköy'de bir asistan arkadaşım biz şiddet haberini aldık. O arada da tabii kulaklarımız Sayın Ali Şeker'deydi, CHP milletvekili. açıklamayı yapacağını hepimiz biliyorduk sağlık örgütleri olarak. Ne olacak dedik meclisten. Biz kesin ben çıkar diye düşünüyorum açıkçası. Yani böyle bir dönemde. Ve şok oldum görünce. Yani anlamak mümkün değil. Oradaki yasanın görüşülmesini bile reddettiler. Evet. Yani içinde ne vara bakmadan açıklasalardı ve orada tabii ki içlerindeki maddeler rahatsız ediyorsa partiler kendi görüşlerini de aktararak şu madde çıksın, bu madde şöyle olsun gibi bir tartışma olabilirdi ama yekten sadece oraya yani meclise sunan kişinin muhalefet partisinden olması nedeniyle iptal edilmesi akıl alır gibi değil yani. Ve bunu nasıl acaba bakacaklar? Ben çok merak ediyorum. Yani bu işte bugün de AKP tarafından galiba evet, sunulacağını Sağlık Bakanı açıklamış. Ne fark edildi? Yani dün neden hayır dediniz? Bugün neyi tekrar ortaya çıkarıyorsunuz? Bize nasıl açıklayacaklar? Gerçekten çok merak ediyorum. O zaman Tuba Hanım'a soralım. Şimdi Tuba Hanım, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve belediyeler özellikle bu salgın sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri hani çok benim sevmediğim bir kavramdır ama son dönemin sık kullandığı için proaktif derler ya hani. Evet, evet. Yani önceden tedbir alma yönünde inisiyatif kullandılar ve sahada gerçekten hani sosyal devlet nerede sosyal devleti çok söyler hatta hiç sosyal devlete hani komünizm arttığı gibi görüp de bundan şikayetçi olan kesimlerden dahi ya sosyal devlette bu kadar da olmaz şikayetler duymaya başladığımız bir dönemde belediyelerde böyle şeyler yaşanırken dün gördüğümüz örnek ve sonrasında öncesinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kampanyalarının engellenmesi. Bir taraftan birlik ve beraberlik slogan biz bize yeteriz diye bir slogan var ama bir tarafta işte muhalefet partisinden gelen bir yasa önergesi sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasın diye dahi olsa reddeden bir iktidar anlayışı. Bir tarafta belediyeler kamu hizmeti bu dönemde çok önemli hizmetleri üretirken ama bir yandan da yardım toplamayla ilgili kampanyaları engelleniyor. Bir muhalefet partisi üyesi olarak bir salgın döneminde hep şu söylenirdi bu ülkede muhalefet yapıcı olsun, muhalefet her şeye evet, muhalefet evet, etmesin, evet, evet. Yapıcı olsun, evet, aman iktidara evet. Sadece karşı çıkmasın, destek versin. Destek vermek istediği zaman da tablo ortada. Bir CHP'li belediyelerin yardım toplaması gayri hukuki miydi? Bir hukukçu da olarak. İkincisi de bu sağlık çalışanları ile ilgili yasa tasarısının önergenin gündeme getirilmesinin dahi reddedilip de bugün biz getireceğiz denmesini nasıl yorumlarsınız? Şimdi önümde bir belge var ona baktım özellikle CHP belediyelerinin yaptığı çalışmalarla ilgili. Şimdi baktığımızda ya, o kadar çok fazla adette örneğin koliler dağıtmış, işte faturalarla ilgili suyla, elektriğiyle, şuyla, buyla ya dezenfekte zaten apayrı bakıyorsunuz yine sağlık bakımından da bir sürü hizmet vermiş falan çok fazla aslında ellerinden geleni yapmaya çalışmışlar. Şimdi yetmediği noktadaki normal zamanda da biliyorsunuz belediyeleri çalıştırmamak gibi bir sıkıntı vardı özellikle belediye meclislerinde. Sık sık CHP'li belediyeler bu anlamda karşılarında bir duvarla karşılaşıyorlardı. Mecliste de aynı mantıkla aynı yasayı Cumhuriyet Halk Partisi önerdiği zaman reddediliyor. Verilen tepkiden bana sorarsanız dün verilen tepkiden sonra bugün tekrar görüşmeyi düşünmüş olabilirler. Orada dün yapılan hemen anında yapılan açıklama zaten kendilerinin bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyor olduklarıydı. Ama niteliği farklı değil ki zaten bakın sağlık çalışanları söylüyor zaten biz bekliyorduk CHP'den herhalde şekerden diye. Ve ben o soruyu sorduğumda da sosyal medyada bir sürü insan yazmış. İnsanlar biliyor muhalefet teklif ettiği için tabii ki cevabı bu diye. Şimdi burada bu kadar kutuplaştırdığınızda muhalefet teklif etti o yüzden yapmayız ama biz yaptığımızda şöyle çünkü kendileri yapmış olmak istiyorlar bunu ve çıkıp sonra biz yaptık diyorlar. Bunun sizi bizi yok. Yani o kutuplaştırmayı işte muhalefet yapmıyor. İktidar her daim bunu yaptı. Bu zamana kadar ufak ufak minik minik altyazılarla ya da bazen bariz şekilde insanları taraflaştırarak sonuçta bu hale geldik. Kimse birbirinin yardımını bile kabul etmez oldu. Şimdi baktığınızda belediyelere bağış tamamen yasaldır. Yasalarda bu yeri var, bağış diye, ki bunu yerel seçimlerde de, yani kendilerinin de yaptığı bir şey bu, evet, zaten. Derneklere, vakıflara, belediyelere bağış diye bir gerçek var. Yardım demiyoruz o yüzden. Yani yardım başka bir şey. Ama ben geçen özellikle denemek için yaptım. Bu Ensar Vakfı'nın, işte İHH'nın falan sitelerine girip gayet de bağış şeyleri açık. Hatta yani o da boşa gitti 1 lira. 1 lirayı da gönderdim ben Ensar'a denemek için. Evet. Acaba gitti. 1 lira gitti yani. Ondan sonra ben bunu yazdım, evet, da zaten. Mi, her şeyiyle yazdım, koydum. O 1 lirayı denemek için yaptım ben. Ve gerçekten yani inanılır gibi değil. Hala o vakıflarda, o çoktan kapatılması lazım gelen yerlerde siz bağışları kabul ediyorsunuz ama koskoca belediyelerin çalışmasını önlüyorsunuz. Ve bu belediyeler bildiğiniz gibi büyükşehir belediyeleri çoğu zaten. Bir de o vakıflar için şöyle bir şey, kamu yararına hizmet ürettikleri için bağış toplanır. Ya belediyeler kamu yararına hizmet üretmiyor mu? Öyle de bir şey var. Tuhaf kısmı. Şimdi hemen infaz paketine geçelim de geçmeden önce yine Fadime Hanım'a şunu sormak istiyorum. Özellikle sağlık çalışanlarının, şimdi herkes bir sosyal izolasyondan ve mümkün mertebe kendini tecrit etmesinden bahsediyor. Hatta bir dönem bakan demişti ki dışarıdan izolasyon da yetmez, ev içinde de kendinizi izole edin. Diğer aile bireyleriyle ev içerisinde kendinizi izole edin demişti. Şimdi sağlık çalışanları bütün gün hastanedeler, hastalarla iç içeler, vatandaşla iç içeler ve birçok sağlık çalışanın evine gidemediğini veya gitmeyi tercih etmediğini duyuyoruz. Sosyal medyadan da paylaşılıyor. Bunların barınmasıyla ilgili bir takım çalışmalar yapıldığını bugün Sayın Ekrem İmamoğlu da açıklamıştı. Bazı otellerle anlaşmalar yaptık diye. Ne durumda gerçekten sağlık çalışanlarının, bu hastalık riskinden dolayı evine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarının, İstanbul özelinde mesela konuşursak, yeterli sayıda şu anda böyle bir imkan tahsis edildi mi? Barınabileceğiniz, gece konaklayabileceğiniz bu imkanlara, yanılmıyorsam Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri ordu evlerini ve polis evlerini de bu işe tahsis ettiğini açıkladı. Nedir durum bu konuda? Ordu evi ve polis evi açısını duymadım. Belki açılmıştır ama sınırlı sayıda otelle böyle bir anlaşmaları var. Oralarda konaklama yapılıyor. Ama çok sınırlı sayıda. Herkesi kapsayacak bir pozisyonda değil. Gerçekten de büyük bir risk. Bütün gün hastalarla karşı karşıya çalıştıktan sonra, yani potansiyel taşıyıcı bir birey olarak tabii ki insanlar birlikte yaşadıkları yani risk grubundaki anne babaları, evet, ya da küçük çocuklarının olduğu evlere gitmek istemiyorlar. Bu da çok doğal bir durum. Bunların tabii ki daha hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. En önemli sorunlardan bir tanesi konaklama sorunu. İkincisi ulaşım sorunu. İstanbul, Ankara gibi illerde evet, büyükşehir belediyeleri ücretsiz yaptı sağlık çalışanlarına, evet, çalışma kartlarımızı göstererek ulaşım sağlayabiliyoruz ama bu bizim açımızdan da halk açısından da sıkıntı. Diyelim ki ben bir taşıyıcıysam eğer, bindiğim otobüste etrafımda kim varsa onlara bu hastalığı bulaştırabilirim. Aynı zamanda orada bir taşıyıcı varsa, ki çok kıymetli şu an sağlık çalışanları, oradan eğer ben hastalığa yakalanırsam da hastane açısından kötü olacak. Bir kişinin bu arada hastalanması sıkıntılı. Biz ücretsiz servislerin sağlanması gerektiğini, yani eskiden vardı çünkü Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz servisleri. Sonradan bu özelleşmeyle birlikte önce tırpanlanan haklarımızdan bir tanesi oldu. Biz bunu tekrar var olmasını istiyoruz. Normal sağlık çalışan mesaisinden çıkıp toplu taşıma kullanıyor. Evet, hepsi o şekilde, ya şahsi arabalarıyla, şahsi arabası yoksa da toplu taşımayla evine gidiyor. Bir diğer ciddi sorunlardan bir tanesi de, hepsini burada sıralamış oldum ama, tamam, hastanede giydiğimiz üniformalar. Şimdi onların eve götürdüğümüzde evdeki diğer bireylerin çamaşırlarıyla ya da işte ayrı da yıkasak, yani bir taşıyıcıyı ben onu eve kadar götürmüş olacağım. Bu açıdan da ciddi bir sıkıntı. Biz mobil yıkama ünitelerinin hastanelerde kurulmasını istiyoruz. Uygulama şu mu? Sağlık çalışanı kendi üniformasını götürüp evde temizliği mi getiriyor? Evet. Yani ben hastanede giydiğim üniformayı, mesela Ok Meydan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Oradaki formamı Çekmeköy'deki evime götürüyorum. Yıkıyorum. tekrar hastaneye götürüyorum. Yani bunun olmaması gerekiyor. Özellikle de böyle salgın dönemlerinde. Evet, evet. Şimdi vaktimiz gerçekten işaret ettiler bana. Bayağı daralmış biz. Evet, son bölümde infaz paketini de konuşalım dedik ama hem salgın konusu gerçekten şu anda yani ilk kez karşılaşıyoruz. Yani İspanyol nezlesinden bahsediyor. Az önce Tuba'nın 1918'de artık bitmiş. Evet. Bu çapta bu kadar yaygın bir salgınla hem insanlık hem ülke olarak biz yeni karşılaşıyoruz. O yüzden acemiliğimizi maruz görün, heyecanımızı da maruz görün, yani sürekli salgın konuşmamızı. O zaman son bölümde infaz paketinden de biraz bahsedelim. Çünkü yani böyle bir dönemde mecliste genel kurulda şu anda görüşülüyor ki bir aciliyeti var. Bir boyutu da aslında yine bu salgının kendisi, bunun öne alınması ve bir an önce cezaevlerin boşaltılması ile ilgili temel itirazlar var. Hem muhalefet olarak hem de siz özellikle çocuklara yönelik cinsel suçlar ve kadınlara yönelik suçlarla ilgili çalışan bir hukukçu olarak infaz paketinde en temel itirazlar nelerdir ve bu paket neden infazda adaleti sağlamıyor, bunu bize özetlersiniz. Çok hızlı özetleyeyim o zaman. Tabii. Şimdi normalde cezaevlerinde 300.000 kişi var şu anda. Bunların 260.000 hükümlü, 43.000 küsürü de tutuklu. Bu infaz paketi tutuklular için bir düzenleme yapmıyor. Adı üzerinde ceza almış. Hükümlüler. Evet, hükümlüler. Karar çıkmış. Bunlar için düzenleme yapıyor. Normalde bu zaten gündemdeydi. Hatta geçtiğimiz yıl yerel seçim döneminde tekrar evet, biliyorsunuz. Çünkü normalde seçim öncesi yapmayı düşünüyorlardı yine oy potansiyeliyle ilgili olarak ama şu an tabii salgın söz konusu olunca dediler ki işte virüs sebebiyle cezaevleri boşaltılsın. Evet, biz de öyle düşünüyoruz. Cezaevleri mümkün olduğu kadar boşaltılsın. Ama bunu tutup kendi istediğinizi içeride tutup istemediğinizi dışarı salarak yapmayın bunu. Hani eşitliğe aykırı davranmayın dedik. Şimdi hızlı bir şekilde tabii bir değerlendirme yapmak durumunda kaldılar ama o kadar bariz eşitliksizlikler var ki bunun hızla ya da zamanla hiç ilgisi yok. Niyetliyim. Evet. Zaten af kavramında sıkıntı var. Şimdi kendileri diyor ki bu bir infaz değişikliğidir. Biz diyoruz ki hayır, bu bir özel aftır. Af kavramına baktığınızda yasada zaten infaz uygulamasında bir indirim yapılıyorsa eğer o af olarak tanımlanıyor. Ve af gerçekleşebilmesi için normalde meclisin 3/5 çoğunluğu aranıyor. Bu çoğunluk sağlanamıyor şu anda bir. İkincisi af denildiği zaman çok daha genele yaygın, hani daha eşitlikçi bir şey yapmak zorunda kalacaklar. Bu da onlar için bir onları sıkıntıya, onlar dediğim iktidardan bahsediyorum, sıkıntıya sokacak. Bu sebeple buna infaz değişikliği demeyi kendi özgür hareketleri hareket alanları bakımından tercih ettiler. Oysa ki bu da yanlış. İmar affının adının imar barışına dönmesi, vergi affının vergi barışına dönmesi gibi. Normalde bu usulden mesela denetlenir ve Anayasa Mahkemesi bunu bu sebepten bile bozmak demeyeyim de ona, hani hukuka aykırı olduğuna karar verebilir. Evet. Anayasa şu da çok geliyor. Hani genişletilebilir mi bu af kapsamı? Hayır, genişletmez Anayasa Mahkemesi bunu. O sadece denetler. Bunu yine genişletecek, kararını verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Şimdi 7,5 yılda bir ortalama af çıkıyormuş bu ülkede. Bu hiç normal değil. Bu şunu gösteriyor. Adalet sistemin çökmüş zaten senin. Sen zaten hukuku uygulayamıyorsun bu ülkede. Uygulasan amaç şudur çünkü. Suçluyu olabildiğince azaltmak. Suç oranını olabildiğince azaltmaktır. Amacımız cezaevlerini boşaltmak değil. Evet. Misliyle geri döndükten sonra hiçbir anlamı yok. Yarın yine boşaltmak zorunda kalacaksın. Bambaşka katlanarak devam edecek. Şimdi normalde ara ara bazı aflar da oldu tabii ki, özellikle o 2012 sonrası falan. Bu afla beraber 70.000 kişinin dışarı çıkacağı öngörülüyor. Temel itirazlar neydi? Başta terörle ilgili kısım çok kafa karıştırıcı. Terör nedir? Bir kere bununla ilgili bir tanım yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz şunu dedik. Ya, öncelikle bir terörü tanımlayın. Yani işte bir tweet atmış, ifade özgürlüğünü kullanmış, gazetecilik mesleğini icra etmiş, avukatlık mesleğini icra etmiş kişileri siz terörist olarak içeri alıyorsunuz ve şu an o indirim kapsamına, af kapsamına sokmuyorsunuz. Evet. Kaldı ki cinsel dokunulmazlığa yönelik suçları dahi çok adi ve ağır suçlardır bunlar. Onları bile içeri sokmak istediler. Yani kapsam içine sokmak istediler. Biz hızlı davrandık. Bir sürü kampanya, şu bu, halk tepki gösterdi de geri düzelttiler. İlla tepki mi vermemiz lazımdı yani bunun için? Şimdi bir terör tanımlayın diyoruz. İkincisi 314, TCK 314 mesela silahlı örgütü üye olma. Burada da cebir şiddet kullanmamış, 314'ten mahkum edilmiş. İçeride suçsuz yere yani cezalandırılan bir sürü insan var. Önce bunu bir ayırt et diyoruz. Ya da 220. madde mesela örgüt üyesi olmamakla birlikte propaganda yapmak. Bu da tweet atan kişilerin bu maddeden özellikle gazetecilerin çok yargılandı. Buralardan çok fazla tepki geldi açıkçası. Ve CHP olarak da önerge verdik. Yani terör tanımını ya da işte bu ifade özgürlüğünü kullanmış kişileri de bundan faydalandırmak durumundasın. Gazeteciler, avukatları gibi dedik. Onun dışında kadınlarla ilgili ciddi sorun oldu. Kadına şiddeti kapsam dışı bıraktık dediler ama bırakmadılar. Çünkü orada örneğin kasten yaralama suçunda da aftan faydalanılıyor. Siz bunu bir kadına karşı işlediğinizde kadına şiddeti affetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bir popülist bir söylemle halkın iradesini yanıltmak gibi bir meyilleri var. Bunu da yaptılar. Yani algıyı yine algı yaptılar orada. Evet. Zaten post-truth çağını en iyi değerlendiren, hatta bence bunun öncüsüdür yani şu anda Türkiye'deki iktidar. O sebeple kanunu böyle kendilerine göre eğdiler, büktüler. Eşitlik ilkesine tamamen aykırı bir şekilde ifade özgürlüğünü kullanmış kişileri, kendileri gibi düşünmeyen kişileri içeride tutup onları bir cinsel istismarcı gibi muamele yapıp ondan sonra kendi çıkarmak istediklerini de çıkardıklarını görüyoruz burada. Temel kaygılarımızdan bir tanesi de şu, biliyorsunuz istismar affı gibi bir şey söz konusuydu. Yani evlilik affı. Mağdur eğer istismarcısıyla evlenmişse failin cezasının ertelenip affedileceğine ilişkin. Bunun içinde bir zemin hazırladıklarına ilişkin bir şüphemiz var. O yüzden meclise de buradan seslenelim. Yani en amiyane tabirle uyanık olsunlar. Yani oraya her türlü oylamaya gitsinler. Bütün çoğunlukla katılsınlar. Çünkü gerçekten bu düzenleme bir salgın fırsatından faydalanma düzenlemesidir. Yani bu açıktır. Paket geri çekilsin hala diyor insanlar ama sanmıyorum. Bu çekilsin dese Cumhuriyet Halk Partisi bu defa da bakın işte cezaevlerini bu dönemde boşaltmadılar, engel oldular diyecekler. Onu da yapamıyor maalesef parti. Ama eşitlikçi bir yasa istiyoruz. Bununla ilgili de her türlü öneri verildi. Bu bahsettiğim sakıncalar da önergelerimizle sunuldu. Ama tabii konuşulacak çok detay var ama evet, zamanımız kısıtlı galiba. Zamanımız kısıtlı. Malum İstanbul'da hayat yavaşlatıldı ve ulaşımla ilgili de saat 21 sınırına koyulan bazı ulaşım araçları var. Şunu da yüzden söylemem lazım bu arada. İzinle birlikte açık cezaevine geçme şartlarını tamamlamış kişilerin izinli şekilde bırakılması söz konusu. Orada da yine çok çok ağır ceza yani suçlardan yargılanıp da açık cezaevine geçme hakkına sahip kişilerin de şu an evlere dağılması söz konusu. Burada da bir ayrım söz konusu olmalıydı. Burada da bir istisnalar olmalıydı. Onu da yapmadılar. Şu artan şiddet tablosunda daha da artacağına ilişkin maalesef endişelerimiz var. Anlıyorum. Çok teşekkürler. Fadime Hanım, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben şunu söylemek istiyorum son söz olarak. Bilim kurulunun neleri önerdiğini biz daha şeffaf olarak öğrenmek istiyoruz. Ve bilim kurulları içerisinde yer almak istiyoruz. Özellikle hani merkez bilim kurulunda yer alamıyorsak da il bilim kurulları içerisinde ilde bulunan tıp odalarıyla birlikte sağlık meslek örgütlerinin de sendikamızın da bu bilim kurulları içerisinde yer almasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu salgını birlikte mücadeleyle yenebiliriz. Ve bizler bu alanı en iyi bilenleriz. O yüzden bizim sözümüzün de dinlenmesi gerekiyor. Ve daha çok test yapılması, bir an önce vakaların yakalanarak tedavislerinin başlanması gerekiyor. Biz de teşekkür edelim o zaman. Karantina koşullarında haftalar sonra ilk kez karşınızdaydık. Konu malum can sıkıcı bir konu olsa da hepimiz merakla gerçekten günlerdir bu salgın ne olacak, nereye varacak? İnanın şu anda herhalde kimse bununla ilgili ne dünyada ne Türkiye'de tarih veremiyor. Temennide bulunuyoruz sadece, bir an önce atlatalım diyoruz ve konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum ben. Bu karantinayı ihlal ederek, ihlal demeyelim çünkü yasal olarak zaten bizim sokakta olmamız gerekiyor ve haftaya görüşene kadar hoşça kalın diyelim. Görüşmek üzere.